kardeşler ayaktadır buyurdunuz. Teşekkür ederiz. Ama ancak bu sizin ayağa kalkışınız, sizin kıyamınızdır. Çünkü bizler sizinle diri, sizinle ayaktayız. Kıyamda siz, rükuda siz, secdede siz. Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. İnşallah kıyamdayız. Hep beraber kıyamdayız. Kardeşlerimizle beraber kıyamdayız. Evet. Allah'ın huzurunda rükudayız, secdedeyiz. Başka da ne kendisinin önünde eğileceğimiz, ne de secde edeceğimiz birileri, ne de bir şey vardır. Ve buna davet ediyoruz. Kıyamda olmaya, Allah'ın huzurunda, her emri karşısında, her muamelesi karşısında rükûa davet ediyor. Bununla beraber öyle bir secdeye davet ediyoruz ki, ben yokum, sen varsın ya Rabbi. Her şeyim sana ait, varlığım sana ait. Varlığı olmayanın herhangi bir şeyi de olmaz. Herhangi bir şeyi de yoksa ona hesap olmaz. Teslim etmiş çünkü. Böyle yapınca bir şey kaybediyor mu? Hayır. Ama şeytan hile yapıyor orada yalnız. Yani sen Allah dersen, ahireti tercih edersen, dünyayı kaybedersin, hilesini, vesvesesini veriyor ona. Asla şeytana taviz vermek doğru değildir. Bu düşmana yenilmek demektir. Düşmanın verdiği vesveseye yenilmek demektir. Mümin, emin olandır. Rabbinden emin olan, Rabbine güvenen, Rabbine tevekkül edendir. Neden dolayı? İmanından dolayı. Seviyor çünkü. Seviyor, biliyor ki onu yaratan, alemlerin Rabbi bu sevgiye nasıl karşılık vermez? Hiç mümkün müdür böyle? Onu nasıl korumaz? Ona nasıl ikram etmez? Ona nasıl yardım etmez? Ona nasıl rahmet etmez? O, Rahman ve Rahim olandır. Yaratandır o. Ona güvenir. Ondan emindir. Yani bütün dünya ona düşman olsa da onun için fark etmiyor. Alemlerin Rabbi onu seviyor. Nereden biliyor bunu? Kendi gönlünden, imanından biliyor. O onu seviyor ya, biliyor. Bu sevgi ondan. Ona ait. O da Allah'ın sevgisini kabul etmiş. Ve Allah onu seviyor. O Rabbini seviyor. Rabbi de onu seviyor. Onun için emindir. Onun için güveniyor, tevekkül ediyor. Onun için Allah müminleri anlatırken, müminler iman ettikten sonra asla şüpheye düşmeyen, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerdir dedi. Eksigimiz bu. Yani iman etmiş diyoruz, bakıyoruz ki sallanıyoruz. Şeytanın verdiği vesveseye kapılıyoruz, şüpheye düşüyoruz. İş malıyla, canıyla cihada geldi mi, bakıyoruz ki geri dürülüyor. Neden? Mümin olamamış demektir bu. Allah onun imanını kabul etmez. Bunu bile anlamamış. Bir de Allah müminleri anlatırken ne buyuruyordu? Eğer sizin için ben müminim, ben Müslümanım diyenler için, eğer Allah, Resulü ve onun yolunda cihad etmek her şeyden daha sevgili değilse belanızı bekleyin. Allah'ın emrini bekleyin. Belanızı bekleyin. Allah fasıkları hidayete erdirmez. Fasık olmuş, hidayeti kaybetmiş, yolunu kaybetmiş. Evet, Allah'ı sevdiğini iddia edebilir, Resulünü sevdiğini iddia edebilir, hayal ettiği için. Ama Allah yolunda cihad etmeyi iddia edemez. Eğer Allah yolunda cihad etmeyi her şeyden çok sevmiyorsa, anasından, babasından, kardeşinden, ticaretinden, evinden, her şeyden çok sevmiyorsa fasık olmuş. Yani Allah yolunda bir şey yapmayı, bir hayır yapmayı, bir güzellik yapmayı, bir ibadet yapmayı, Allah'ın kullarına, mahlukata yardım etmeyi, cihat, her şeyi kapsıyor. Bütün hayatı kapsıyor. İmtihanı görüp gereğini yapmaya çalıştığında bu cihattır. Onun için cihat her andadır. Savaş sadece bu cihadın içinde bir parçadır. O da gerektiğinde, lazım olduğunda. Bunu sevmesi gerekir. Her şeyden çok sevmesi lazım. Anasından, babasından, kardeşinden, evinden, ticaretinden, her şeyden çok sevmesi gerekir. Cihadı seviyor muyuz? Allah için çaba gayret sarf etmeyi seviyor muyuz? Onun rızasını kazanmayı seviyor muyuz? Bu nasıl sevilir? Bu sevgiliye, maşuka, alemlerin Rabbine, bizi yaratan Rabbimize ben de seni seviyorum demektir. O şunu hadi güzel yap dediğinde işte o güzelliği yapmayı sevmektir bu. Cihat bu. Ona seni seviyorum demektir. Allah o muamelede bulunduğunda hangi muamele olursa olsun kulunu güzelliğe davet ediyor. İkrama davet ediyor. O da bu ikramı almak için gereğini yapıp ben de seni seviyorum demesi gerekir. İmtihan böyle. Hayat böyledir. Evet, bakacağız. Cihadı, Allah yolunda cihadı her şeyden çok seviyor muyuz? Sevmiyorsak geriye kalan ikisi boşa gitti. Orada sorun var. Ben Allah'ı seviyorum, peygamberi seviyorum demek boşa gitti. Üçünü birden söyledi. Üçü aynıdır. Allah'ı seviyorsan peygamberi seversin, peygamberi seviyorsan aynı şekilde onun gibi yapmayı, Allah yolunda cihad etmeyi seversin. Senin için her şeyden daha sevgilidir. Çünkü bunun karşılığında Allah'ın sevgisini kazanıyorsun. Onun için sevgilidir. Allah'ın sevgisi her şeyden sevgilidir. Onu kazanabilmek her şeyden sevgilidir. Bunu anlayınca anlamış oluyoruz. Bunun gereğini yapınca mümin olmuş oluyoruz. Yoksa fasıklardan olmuş oluruz. Allah fasıkları hidayete erdirmez buyurdu. Hidayeti kaybetmişiz ve hidayeti bulamayız. Bu hali almayana kadar fasıklıktan kimse kurtulamaz. Yani Allah'ı, Resulünü, Allah yolunda cihad etmeyi, kardeşlerinizden, ananızdan, babanızdan, eşlerinizden, ticaretinizden, evlerinizden, her şeyden çok sevmedikçe mümin olmuş olmazsınız dedi, fasıksınız dedi. Evet, Allah'ın koyduğu ölçü. Evet, buyurun.